Bu bölümde müstesna, levh ve şart ifade eden bazı edatlar ele alınacaktır. Önce müstesnadan başlayabiliriz. Müstesna derken mesela Ahmet dışında herkes geldi dediğimizde Ahmet gelmekten müstesna tutuluyor. Ben her alanda okudum ancak şu konuları bilmem. Burada yine bir istisna yapmış oluyoruz. Edat olarak illa, gayra, siva, haşa, ade, hale bunlar istisna edat olarak kullanılmakta. Özellikle ilk üçü Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkabilir. Mesela ve en leyse lil insan, insan için yoktur. İlla ma sa'a, ancak çalıştığı vardır. Sa'a, sa'y etmek. Kıyametin kopma hengamesini bildiren bir ayet. Ve yevme tegumu sa'atu, kıyamet koptuğu gün. Yuksimul mücrimune, mücrimler kasem eder. Akseme yuksimu, kasem etmek. Me lebithu, kalmadılar gayra saatin, bir saat dışında. Mücrimler bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Yani geriye dönüp baktıklarında dünya hayatı onlara bir saat gibi gelir. Hem de bunu yeminle söylerler. Peygamberimizin durumunu anlatan bir ayet. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, o peygamber hevadan konuşmaz. Yani kendi keyfine göre konuşmaz. اِنْ هُوَ, o ancak illa vahyun yuha, kendisine bildirilen bir vahiydir. Yani peygamber Allah böyle buyuruyor dediğinde vahiyle bunu söyler. Yoksa kendiliğinden böyle şeyler söylemez. Ancak bu peygamberimizin her sözünün vahiy olduğu anlamına da gelmez. Onun beşeri yönü de vardır. Bir beşer olarak diyelim insanlarla nasılsınız, iyi misiniz gibi konuşmaları elbette olacaktır. Bu kısmında vahiy olması gerekmez. İstisna muttasıl veya munkatı olabilir. Muttasıl, biraz önceki verdiğimiz örnek, Ahmet dışında herkes geldi veya diyelim bütün öğrenciler geldi. Böyle bir cümle kullandığımızda Ahmet de öğrencilerden birisidir. Dolayısıyla istisna muttasıldır. Ama desek ki bütün öğrenciler geldi ama köpek gelmedi. Burada köpek onlardan ayrıdır. Munkatı deniyor buna. İstisna munkatı. Yani istisna edilen diğerlerinden farklı. Bu şekilde iki farklı istisna durumu karşımıza çıkmakta. Kur'an'dan örneklerle görebiliriz. Hazreti Lut'un durumunu anlatıyor. فَاَنْجَيْنَاهُ, biz onu kurtardık. Yani kavmi helak ediliyor. Biz Lut'u kurtardık. وَاَهْلَهُ, ehlini, ailesini de kurtardık. Hepsini mi? اِلَّا اِمْرَأَتَهْ, karısı dışında. Biz de karısı dışında onu ve ehlini kurtardık. Burada önce ehli bir bütün olarak ifade edildi. Biz onu ve ehlini kurtardık. Acaba hepsi mi? Hepsi dahil mi? İlla ile istisna getirildi. Onun ehline dahil olan karısı, onun kavmiyle beraber hareket ettiğinden dolayı o da helak edilmiş. Yine Hazreti Lut'un durumuyla alakalı şu bize bildiriliyor. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا, biz orada Lut'un kavminde yaşadığı beldede bulmadık. غَيْرَ بَيْتٍ, bir ev dışında, مِنَ الْمُسْلِمِنْ, Müslümanlardan. Yani burada Müslüman derken Hakk'a teslim olmuş kimseler. Biz orada bir ev dışında Hakk'a teslim olmuş kimselerden bulmadık. Vecede bulduk. Vecede buldu demek. Vecedna, biz bulduk. Ma olumsuz yapıyor. Ma vecedna, bulmadık. Fihe, orada, o beldede. Gayra beyt, bir ev dışında. Minel müslimin, Müslümanlardan. Hakka teslim olanlardan bir ev dışında bulmadık. Yani toplum
tamamen tefessüh etmiş. Sadece Hazreti Lut'un hanesinde insan olarak yaşayanlar var. O hanede de bir tanesi hıyanet etmiş. Karısı da kavmiyle birlikte helak olup gitmiş. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اُسْجُدُوا لِآدَمْ Hani meleklere demiştik, اُسْجُدُوا لِآدَمْ Adem için secdeye varın. فَسَجَدُوا Secde ettiler. اِلَّا iblis, iblis etmedi. Yani iblis dışında melekler secde ettiler. Burada acaba iblis meleklerden miydi? Meleklerdense istisna muttasıl olur. Yani meleklerden birisi bulunan iblis secde etmedi. Ama kâne minel cinni ayeti nazara alınırsa o cinlerdendi. Böyle olunca meleklerden biri değil. Ama öyle anlaşılıyor ki emir ona da verilmiş. Melekler arasında bulunan iblise de bu emir verilmiş. Başka ayet bunu anlatmaktadır. Ey iblis, emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir? Allah ile aralarında böyle muhavere var. Dolayısıyla iblis cinlerden istisna mungatı oluyor bu durumda. Yani meleklerden biri değil, farklı bir grup. Yani cinlere mensup ama onlar da secdeyle mükellef. İblis secde etmemiş. Buradan lev edatına geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de lev edatı sıkça geçer. Bu açıdan bir nebze bundan da bahsetmekte yarar görüyoruz. Mesela لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bilselerdi. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Lev'in cevabı olan kısmın başına lam harfi gelir. Ne gibi? وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا وَلَوْ burada şayet anlamında. Şayet onlar sabaru, sabretseler, hatta tahruce ileyhim, sen onlara çıkıncaya kadar. Peygamberimize hitap, ey peygamber, sen onlara çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, lekâne hayran lahum, kendileri için çok daha hayırlı olurdu. Burada lev ve leve bağlı olarak kânenin başına gelen lam harfi. Yani bu şekilde levin cevabı olarak lam harfi geliyor. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâke. Ey peygamber, sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Orada da lemâ halaktul eflâk derken ma'nın evveline lem harfi geliyor. Velev şâallâhu şayet Allah dileseydi lece'alekum sizi kılardı ümmeten vahide bir tek ümmet. Şayet Allah dilese sizi bir tek ümmet kılardı. Yani hepiniz melekler gibi itaatkar, emirleri yerine getiren ve problem yaşamayan bir topluluk olurdunuz. Ama Allah sizi imtihan etmeyi diledi. Burada lev şayet farazi bir durumu ifade ediyor ve bunun cevabında da cealekumun başına lam harfi gelmiş. Şa'e diledi anlamında, Türkçe'de meşiyet buradan gelir. Meşiyet-i ilahiye denilir mesela. Allah'ın meşiyeti, Allah'ın dilemesi. Ceale kıldı, Kur'an'da en çok kullanılan kelimelerden biridir. Küm sizim, sizi kılardı. Ümmeten vahide, vahid bir, ümmeten vahide bir ümmet. Dolayısıyla kelimeler kolay. Bu kelimelerle bu ayete mana vermek hiç de zor değil. Şimdi ele alacağımız ayette iki defa lev geçiyor. Enfal suresindeki bir ayet. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Şayet Allah onlarda bir hayır bilseydi. Yani bir kısım insanlar var, inkar etmişler. Ama hayra kabiliyetleri yok. İşte Allah onlarda bir hayır olduğunu bilse لَاَسْمَعَهُمْ onlara işittirirdi. وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ şayet işittirseydi لَتَوَلَّوْ yine dönerlerdi وَهُمْ مُورِدُونَ önemsemeyerek, yüz çevirerek döner giderlerdi. Burada da yine
Lev'in cevabında L harfinin geldiğini her iki örnekte de görmekteyiz. Lev'in başına vav gelip velev şeklinde kullanılırsa şöyle olsa bile manası verilir. Buradaki vav harfinin atıf vavından farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Yani Türkçe'de de bu aslında kullanılıyor. Mesela deniliyor ki tekraru ahsen velev kâne 180. Yani 180 kere de olsa tekrar güzeldir. İşte velev yani velev. Velev şöyle de olsa, yani okula gelin, velev hasta da olsanız diyelim, böyle bir ibare kullandığımızda Türkçe'de bu karşılığı olan bir ibaredir. Ayete bakalım. Eyleme tekunu, nerede olursanız yudrikkumul mevtu, ölüm sizi idrak eder. Ölüm size yetişir. Velev olsanız bile, küntüm fi burucin müşeyyede, muhkem burçlar içinde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Burada velev aynen kullanabiliriz. Türkçedeki şekliyle mana verebiliriz. Eyneme tekunu, kâne yekunu, tekunu oradan gelmekte. Yudrik, idrak etmek oradan gelmekte. El mevt, ölüm. Burucun müşeyyede, buruç, burç kelimesinin çoğulu. Mesela burç falınız falan milletin bildiği kelimelerdendir. Burç Arapça bir kelimedir ve bunun çoğulu buruç gelir. Müşeyyet yani muhkem, sağlam gibi bir anlama geliyor. Levla şeklinde kullanıldığında ise olmamış olsa, olmasaydı, eğer gibi manalarda kullanılır. Ne gibi? Sümme tevelleytum min ba'di zalike, İsrailoğullarına yönelik bir hitap. Bütün bunlardan sonra sözünüzden döndünüz. Tevelle dönmek. Felevle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu, şayet, levlaya şayet manası verdik. Fadlullah, Allah'ın lütfu, aleykum üzerinize, ve rahmetuhu ve rahmeti, şayet üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, leküntüm minel hasirin, elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Yani cezayı hak etmiştiniz ama Allah lütfuyla, rahmetiyle sizi yine de cezaya maruz bırakmadı. وَلَوْلَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, şayet Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasa, مَا زَكَى, temizlenmez, مِنْكُمْ, sizden, min ahad, ebede, sizden hiçbir kimse asla temize çıkmazdı. Burada ebeda asla anlamına geliyor. Şu anlamı düşünebiliriz, مَا زَكَى derken, zeka arındı anlamında. Mâ zeka arınmadı. Evveliyle bağlarsak arınmazdı. Allah'ın size lütfu rahmeti olmasaydı sizden hiçbir kimse asla temize çıkmazdı. Levla bazen keşke şöyle yapsaydınız manasında kullanılır. Mesela ifk olayı, Hazreti Ayşe'ye iftira olayı Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 2. sayfa ve devamında anlatılır. İşte böyle bir ifk, iftirayı duyduklarında sahabenin ne yapması beklenirdi onu anlatıyor. وَلَوْ لَا, keşke, اِذْ سَمِعْتُمُوهُ, onu duyduğunuzda قُلْتُمْ, şöyle deseydiniz. مَا يَكُونُ لَنَا, bize yakışmaz. اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, bunu konuşmak bize yakışmaz. Keşke böyle deseydiniz. Yani insanlar gıybete, dedikoduya meyilli. Peygamberin hanımına bir iftira atılıyor ve toplum bunu konuşuyor. Yapmaları gereken neydi? Estağfurullah, bunu konuşmak bize yakışmaz demeleriydi. Ve yine aynı olayla alakalı iftirada bulunanlara yönelik bir ifade. لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِاَرْبَاتِ شُهَدَاءَ,
bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Yani o iftiraya atanlar şahitsiz, delilsiz iftirada bulunuyorlar. Dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Burada da levla, yani keşke bunu yapsalardı, yapabiliyorlarsa bunu ifade ediyor. Bir de şart ifade eden bazı edatlar var. Onları ele alacağız. İze, emme, külleme gibi. İze şöyle olduğunda, emme, Türkçe'de amma, amma bana gelince mesela kullanırız bu şekilde. Külleme her ne zaman ki. Örneklerini göreceğiz. İze ce'e nasrullahi vel fethu. Nasr suresinin 1. ayeti. Ce'e geldi nasrullah, Allah'ın yardımı. Ama ize olduğu zaman Allah'ın yardımı geldiğinde vel fethu ve fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde. Cümle devam ediyor. Ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi afvaca. Ve insanları fevç fevç Allah'ın dinine giriyor gördüğünde. Fesebbih bihamdi rabbik. Hamd ederek Rabbine tesbihte bulun. İza'dan sonra isim gelirse bir de ne göreyim şeklinde sürpriz bir durumu ifade eder. Yani İza'dan sonra biraz önce fiil gelmişti. İza ca'a nasrullah gibi. İza ca'a, ca'a fiil. Ama isim gelir bazen İza'dan sonra. O zaman buna İza'i fuca'iye deniyor. Bir de ne göreyim anlamına geliyor. Mesela Yasin suresinde zalim bir belde halkının helak edilişi 2. 3. sayfada anlatılır. İşte onların helaki anlatılırken şöyle bildiriliyor. İn kânet illâ sayhatan vâhide. Sadece tek bir sayha onlara yetti. Sayha kuvvetli bir ses. Hani deprem gibi olaylarda kuvvetli ses de oluyor ya. Veya başka türlü de bir sayha olabilir. Fe izâhum, bir de bakmışsın hüm onlar hamidun, sönüp gitmişlerdir. Yani hepsi böyle çöküp ruhları çıkıp gitmişlerdir. Fe izâhum hamidun. Yasin suresinden başka bir örnek. Evelem yaral insanu, insan görmedi mi? Ra'a gördü, yera görür. Sonunda ye var yera derken. Başına lem geldiğinde maziye çeviriyor. Lem yera görmedi. Ve sondaki ye düşüyor. E gelince görmedi mi? Evelem yaral insanu, insan görmedi mi? Enna halaknahu, biz onu yarattık. Min nutfetin, bir nutfeden yarattık. Fe izâ huve, bir de bakarsın ki o hasımun mubin, hasımı mübin kesilir. Apaçık bir düşman kesilir. Yani bunun evveli neydi? Lem yekun şey'en mezkura, kendinden bahsedilecek bir varlık bile değil. Hakir bir sudan, gözle görülmeyen bir nutfeden yaratılmış evveli itibariyle. Ama tutmuş Allah'a kafa tutmaya çalışıyor. Diklenmeye çalışıyor. Ayet-i kerime muhteva olarak bunu ifade etmekte. Ama ifadesine gelince, bu şuna gelince, her halükarda gibi manaya geliyor. Cevabının başında mutlaka fe gelir. Emme fe. Göreceğiz. Femme allezine amenu feyalemune. Ama iman edenlere gelince fe. İşte bakın fe geldi burada. Feyalemune, onlar bilirler. Ennehu'l hakku min rabbihim, bunun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Bu neyle alakalı? Allahu Teala bir sivrisinekle de misal getirir. İşte iman edenler böyle bir misal getirmenin Rablerinden hak olduğunu bilirler. Ve emmellezine keferu, kafirlere, inkar edenlere gelince fe. Yani emmenin cevabında fe geliyor. Feyagulune, onlar şöyle derler. Mâzâ erâdallâhu bihâzâ mesela.
Allah böyle bir misalle neyi murad etti? Yani sivrisinekle misal getirmek Allah'ın şanına yakışır mı gibi ifade kullanırlar. Kısa surelerden ve duhada emma burada 3 defa geliyor ve her birinin başında cevabının başında fe gelecek. Femmel yetime peygambere hitap. Öyleyse femmel yetime yetime gelince fela takhar sakın kahırlanma. Ve emmes saile saile gelince senden isteyene gelince fela tenhar onu azarlama. Ve emma bi ni'meti rabbike amma Rabbinin nimetine gelince fehaddis tahdisi nimette bulun onu an. Burada 3 defa emma geldi ve bunların her üçünde cevabında F harfi karşımıza çıktı. Demek ki emma'yı gördüğümüzde F'yi arayacağız. F onun cevabıdır. Kezzebet Semud ve Ad bil Gari'a. Semud ve Ad Kari'a'yı yürekleri hoplatacak kıyametin gelişini yalanladı. Kezzebe yalanladı. Femme Semudu amma Semud'a gelince fe uhliku. Bakın burada da F geldi. Fe uhliku helak edildiler bit tağiye. Gayet şiddetli bir ses veya deprem bununla helak edildiler. Ve emma adun ada gelince ad kavmine fe uhliku bir rihin sarsarın atiye şiddetli azgın bir sarsar ile sarsar da sesi veya soğuğu şiddetli rüzgar böyle bir sarsar ile helak edildiler. Bir de küllema bunu el alıp bitireceğiz. Küllema her ne zaman her şöyle olduğunda gibi anlama gelir. Mesela küllema dehal aleyha Zekeriyel mihrabe. Zekeriya ne zaman onun yani Meryem'in bulunduğu mihraba girse vecede indeha rızka onun yanında rızık bulurdu. Bunu caminin mihrabına yazıyorlar. Son derece yanlış. Caminin mihrabına bu yazılmaz. Buradaki mihrap caminin mihrabı demek değil, küçük odacık anlamında. Caminin mihrabına fevalli ve şeke şatral mescidil haram yazılır. Genelde de zaten o yazılıyor da yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Bizi kıbleye çeviren ayeti oraya yazmak lazım. Eğer bulunduğumuz camide bu yazılmışsa yetkililere söyleyip düzelttirmek gerekir. Külleme her ne zaman dahale girdi aleyhe onun yanına. He Meryem'e racim. Burada isim geçmiyor, zamir var. Zekeriya her ne zaman onun bulunduğu yere girse el mihrab bulunduğu mihraba yani o küçük odacığa vecede indehe Meryem'in yanında buldu rızka bir rızık. Evet bu dersimizde müstesna lev edatı ve bir de şart ifade eden bazı edatları gördük. Bunlar tanındığında Kur'an-ı Kerim'in her tarafına serpiştirilmiş olarak kullanıldığı görülecektir. Ve ona göre manaya vakıf olmamız daha kolaylaşacaktır. Emma'yı gördüğümüzde hemen bunun cevabında F'nin geleceğini bilmek bizi F harfini aramaya sevk edecektir. Daha diğerleri de bunun gibi. Dikkatli bir şekilde okunduğunda bu kuralları gayet rahat bir şekilde uygulamak ve bu kurallardan istifade ederek Kur'an'a mana vermek gayet kolay olacaktır.